8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde HDK Eş Başkanı Esengül Demir Hanım'la beraberiz. Hoş geldiniz Sayın Demir. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. İlk olarak Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkürler. Türkiye'deki kadının yerini bize biraz anlatabilir misiniz? Yani Türkiye'de tabii bu mesele çok uzun bir mesele ama şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de büyük bir kadın mücadelesi ve kadın gücü var. Yani 10 yıllardır kadınların sisteme karşı, erkek egemenliğine karşı, yasalarda kadınların lehine işleyecek olan uygulamalara karşı yürüttüğü güçlü bir mücadele var. Dolayısıyla bugün mesela Türkiye'de kadınlar hem iş alanında, hem emek alanında, hem sosyal hayatın içinde, hem eğitimin içinde çok ciddi bir pozisyon da almış bulunmakta. Yani Türkiye'de mesela kadınlar ailenin reisi erkektir kavramını değiştirmiş durumda. Daha önceden yasalarda ailenin reisinin erkek olduğu ve dolayısıyla aile adına işte kadın ve çocukların adına karar veren merceğin erkek olduğu gerçekliği vardı. Dolayısıyla yürütülen o mücadele sonucunda eşit rol, eşit pozisyon, eşit statü ve eşit söz kuran pozisyonuna gelmiş bulunmakta. Onun ötesinde yürütülen işte nafakaya karşı mücadele, ardından İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması ve hayata geçirilmesi üzerine kadınların yürüttüğü mücadeleler sürecini hepimiz biliyoruz. Bugün her ne kadar işte son 20 yıllık iktidar kadın emeğini ve kadınların mücadelesini törpüleyen bir şey yapıyor olsa bile güçlü bir kadın hareketi var Türkiye'de. Yani bütün bu yıllara yayılı olan mücadelenin sonucunda bugün hem iktidarın hem muhalefetin hem de bu ülkedeki bütün dinamiklerini dikkate almak zorunda kaldığı güçlü bir kadın hareketi mevcut. Kadınlar ortak hakları için, eşitlik özgürlükleri için ve tabii erkek egemen sistemine karşı mücadelede yan yana geliyorlar ve bunun sonuçlarını da o yan yana gelişte alıyorlar. Türkiye'de son durum bu. Ama tabii şey var, yani bütün bu mücadele tarihinin içinde son 10 yıldır da özellikle AKP-MHP iktidarıyla beraber kadın hareketinin, kadın mücadelesinin üzerinde de ağır bir saldırı mevcut. Kadın her gün en az 3 kadının öldürüldüğü, kadın katillerinin mahkemelerde cezalanmadan, ceza almadan aklandığı, korunduğu, şiddete uğrayan kadınların yasal altyapısı olmasına rağmen mahkemeler ve kolluk tarafından korunmadığı ya da işte haklarının gözetilmediği bir süreçte yaşıyoruz. Dolayısıyla günümüz koşullarında kadınlar aslında yaşam mücadelesi veriyor. Bırakın artık yasal hakları, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Çünkü kadınları koruyan yasalar hayata geçirilmiyor. Erkek egemen devlet sistemi de kadını ikinci vatandaş, statüsüz, sözünün, kararlarının hayata geçmediği erkeğe tabi olan pozisyona yeniden evritmeye çalışıyor. Dinci, gerici ve faşist rejim kadını yeniden eve kapatma, kadını yeniden işte erkeğin güdümüne, tahakkümüne sokan, kadını iş hayatından çeken, çocuk doğuran pozisyona doğru evritmeye çalışıyor. Bunun itirazı üzerine aslında bir yanıyla da kadınlar böylesi bir şiddetle karşı karşıya kalıyor. Kadınlar buna itiraz ettiği için, kadınlar bu koşulları kabul etmediği, kendisine şiddet uygulayan adamla aynı evde yaşamak istemediği için ya da işte emeğinin sömürüldüğü iş yerinde çalışmak istemediği için, bağımsız bireyler olarak hayata devam etmek istediği, çocuğuyla yalnız yaşamak istediği, yani bütün yaşam biçimini değiştirmek istediği ve bu kendisine biçilen kuralların içine girmediği için sistem, tabii erkek kapalı bir sistem, sistemin erkek egemen değişimizin nedeni de o, erkek egemen bakış açısına sahip olduğu için sistem, sistemin yürütücüsü erkekler ve bu kadınlar arasında, kadın hareketi arasında süren bir çatışma sürecindeyiz. Ve bu süreçte de kadınlar gene kazanarak çıkacağına inanıyoruz biz. Çok teşekkür ediyorum. Peki Rusya-Ukrayna savaşı hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Sonuç olarak orada da şu an
insanlar ya da işte eşler, çocuklar babalarından ayrılıyorlar. Yine bundan da en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor aslında. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, Rusya-Ukrayna Savaşı ve genel olarak da bütün savaşların aslında mağdurlarının, savaşlarda yaşamları değişenlerin kadınlar ve çocuklar olduğunu biliyoruz. Yani en çok etkilenenlerin onlar olduğunu biliyoruz. Son patlayan işte Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve sonrasında gelişen savaş koşullarında da benzer yeniden başka trajedilerin, göçlerin, yani yerinden edilmelerin, bu katliamların olduğunu biliyoruz. Bu savaş tabii şöyle, hegemonik iki hegemonik güç arasında olan bir savaş. Yani bir taraftan emperyalist kapitalist dünya düzeni, öbür taraftan işte geçmiş Sovyetler Birliği sosyalizm deneyiminden geçmiş olan ama dünyada tek kutuplu yapılanmanın karşısında ikinci bir kutuplu oluşturan Asya'daki yapılanma, yani içinde Rusya, Hindistan ve Çin'in de bulunduğu başka bir kutbu çatışması sonucu oluşan bir savaştı. Bir halkların savaşı değil, halkların çıkarları uğruna yapılmış bir savaş değil. Tam tersine bu iki egomonik gücün arasındaki çatışmadan arada halklar etkileniyor, halklar katlediliyor, halklar bedeller ödüyor. Dolayısıyla şimdi mesela Ukrayna'dan büyük bir de göç başladı. Yani bir taraftan savaşın içinde savaşa katılan bir Ukrayna halkı var, direnen bir Ukrayna halkı var. Ama öbür taraftan da parçalanan yaşamlar, aileler ve ailelerini hayatta tutabilmek üzere de mesela komşu ülkeleri, sınır ülkelere gönderen bir Ukrayna gerçekliği ve Polonya kapısına binlerce Ukrayna'nın yığıldığını biliyoruz. Gerçi şöyle bir süreç var. Ukrayna'nın diğer mesela savaşın olduğu bölgelerden farklı. Mesela Irak'ı düşündüğümüzde, Afganistan'ı düşündüğümüzde aradaki fark Ukrayna'ya batı kapılarını açtı. Yani mülteci olarak kabul edeceklerini söylediler. İşte sınırda kurulan yardım kuruluşları aracılığıyla o savaştan gelmiş olan insanlar çadırlarda, barınma yerlerinde yiyecek ihtiyaçları karşılanıyor. Pozitif bir şey var. Yani bu tabii ki çok olumlu bir şey. Yani savaş mağduru olan, ülkesi işgal altında olan insanlara bütün dünyanın kapılarını açması gerekiyordu. Fakat burada bir ikiyüzlü politika var. Batı'nın ikiyüzlü politikası. İşte Suriye'de de bir savaş yaşandı. Suriye'de de milyonlarca insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Üstelik Suriye Savaşı'nı başlatan, yaratan, sonuçlarını oluşturan bir Batı emperyalizmi, Batı kapitalizmi olduğunu biliyor olmamıza rağmen Suriyelilere Batı kapılarını kapattı. Binlerce insan deniz yolunda seyahat etmeye çalışırken hayatlarını kaybettiler. Sınırda donarak öldü. Polonya'da daha yakın zamanda Irak'tan gelmiş olan mülteciler donarak öldüler. Dolayısıyla şimdi rengi koyu olduğunda işte çok Asyalı olana kapılarını kapatan ama kendilerine daha yakın kültürden gelen, daha yakın ırktan gelen, işte ortak dinden gelen ya daha batılı olanlara kapısını açan bir Batı dünyasının da ne kadar ikiyüzlü, ayrımcı politikalar birbirini görüyoruz. Bizim erişimimiz bu noktadır. Eğer dünyada savaşın dediğimiz gibi yaratıcı halklar değil ortaya çıkarılmış savaşlar, çıkar çatışmaları varsa ve bunun mağduru hangi halk olursa olsun dünyanın bütün ülkelerinin kapılarını onlara açması gerekir. Yeni dünyanın en büyük problemi de gelecek dönemde mülteci problemi, yerinden edilen insanlar ve tabii yerinden edilen insanların içinde en çok da kadınlar ve çocuklar. Çünkü savaşta bedeni ne yazık ki pazarlanan, hayatı alt üst edilen, savaşlarda koz olarak kullanılan, tehdit olarak kullanılan hep kadınlar, şantaj aracı olarak kullanılan, yani karşındaki gücü yıkmanın yolunun kadın bedeni üzerinde, kadın iradesi üzerinde hakimiyet kurmaktan oluştuğunu düşünen bir dünya düzeni, bir geçmiş gelenek, geçmiş yaklaşım var. O yüzden diyoruz ki savaşlar en çok kadınları ve çocukları mağdur eder, en çok onlar yoksullaşırlar, en çok onlar bedel öderler ve gittikleri yerlerde de bu kadınlar
yine o bulundukları ülkenin zor koşullarına göğüs germek zorunda kalıyorlar. Biz kadınlar bunun için zaten savaşa karşıyız. Yani bütün bu nedenlerden dolayı, bütün bu güçler dengesi arasının işte sorumlusu biz değiliz. Bu savaşların acılarını biz çekmek istemiyoruz. Bunların mağduru olmak istemiyoruz. O yüzden savaş karşıtıyız. Savaş karşıtlığı içinde her yerde mücadele edeceğimizi ifade ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.